Her şeye burada birlikte başladık Yavuz. Kaç yıl olmuş? 25 yıl, 3 ay, 10... 2 gün. Demek 25 yılda hiçbir şey öğrenememişsin İbrahim. Neyse son birkaç saatin kaldı. Bir şeyler öğrenirsin artık. Ne oldu? Sen böyle mahzunlaştığın zaman ben çok üzülüyorum İbrahim. Yavuz, her şey burada başladı ama burada bitecek. Hayırlısı. Geçmiş olsun Zeynep. İyi misin? Tekin'den haber var mı? Merak etme. Ceren'i. Tekin birazdan buraya getirecek. Geçti. Geçti artık. Bundan sonra sen de yeğenim de güvendesiniz. Neden bizden sakladın Zeynep? Oğuz'un yaşadığını öğrendiğimde çok geçti. Çetin'le evlenmiştim bile. Peki Oğuz, Oğuz'u öğrendi mi? Tek teselim o zaten. Oğuz'u kaybetmeden hemen önce söyledim ona. Ceren'i kendi kızı olarak öptü, sevdi, kokladı. Merak etme Zeynep. Bundan sonra benim yanımdasınız. Bundan sonra Ceren'in iyi yetişmesi için, mutlu olması için ne gerekiyorsa yapılacak. Aysel annen de biliyor mu? Annem Oğuz öldüğünden beri hiç iyi değil Zeynep. Konuşmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Robot gibi. Ceren gelene kadar ona hiçbir şey söylemek istemedim. Çok korkuyorum. Sonuçta yıllardır Ceren'in torunu olduğunu gizledim ondan. Beni hiç affetmeyecek. Annem hiç iyi değil. Benim tek umudum Ceren. Torun olduğunu, Oğuz'un bir parçasının onda yaşadığını öğrenince hayata tutunacaktır eminim. Hadi içeri girelim. Tekin de birazdan gelir. Anne, baksana kimi getirdim. Aysel anneciğim. Ben geldim. Sisteme girebildiniz mi Öktem? Henüz değil. Uğraşıyoruz. Biz timle beraber intikal etmek üzereyiz. Birazdan operasyon başlayacak. Bize biraz zaman ver. Bir yere kaçtıkları yok. Baskını bitirene kadar çok önemli bilgileri yok edebilirler. 10 dakikanız var Öktem. Acele edin. Operasyonu bekletme riskini göze alamam.
Salim, sivillerle ilgili önlem aldık mı? Efendim, can kaybını önlemek için önce gaz bombası atacağız. Binaya daha sonra gireceğiz. Hayatta beni senden daha iyi tanıyan kimse yok Yavuz. Hiç düşünmedin mi? Ha? Aklına gelmedi mi? O Sibirya'daki hapishaneden kurtulacağım. Her şeyin intikamını almak için peşine düşeceğim. Ya İbrahim, sen kendini ne kadar önemsiyorsun öyle? Aradan geçen zamanda Türkiye'de neler olduğunu oturup sana anlatayım mı ben şimdi? Bu memlekette ne kadar örgüt var, ne kadar istihbarat servisi var, ne kadar olay var. E tabii kadınlar. Benim özel hayatım da var. İnan ki bunlardan boş vaktim kalsaydı seni seve seve düşünürdüm İbrahim. Benim senden başka düşünecek bir şeyim yoktu ki. Uzun uzun seni düşündüm ben. Seninle ilgili hayaller kurdum. Ve işte o gün geldi, çat. Cezayir sana yaramış İbrahim. En azından hayal kurmayı öğrenmişsin. Sen bizim hayal kurmamıza izin mi veriyordun? Bizim bütün yaptığımız senin hayallerini gerçekleştirmekti. Başka bir şey yaptığımız yoktu ki. O Gladio renk değiştirmeseydi tamamdı İbrahim. Bütün hayallerimi gerçekleştirecektim. Ama bize Gülkanları hedef gösterdiler. Onlar da bütün ekipleri tasfiye edip kendi ekiplerini yerleştirdiler. Değdi mi ha? Değdi mi? Ne kadar adam varsa harcadın. Hepsini harcadın, hepimizi. Kaç tane örgüt kurdun? O örgütlere eylemler yaptırdın. Ha? Değdi mi? Yok efendim, Türkiye'ye radikal İslam gelecek. Yok efendim, kızıllar aşağıya ineceklermiş. Yok Sevr'i geri getireceklermiş. Yok bölüneceğiz, aman parçalanacağız. Değdi mi? 25 yıl bu ülkeyi korkuyla yönlendirdin. Uyuttun. Değdi mi? Ne oldu sonunda? Yaptıkların uluslararası güçlerin işine gelmedi. Sizin en büyük gücünüz ordunuz, demokrasi size ne lazım deyip deyip durdular. Sonra bir gün onlarda silah lobisi değişti. Teknoloji lobisi geldi. Silah yeterince sattılar. Sıra teknolojiye geldi tabii. Türkiye'nin milli gelirinin yükselmesi lazımdı İbrahim. Bunun için de liberal ekonomiye geçilmesi lazımdı. Haydi. Bunların hepsini bir geç. Önce demokratikleşme lazımdı. Yani sen ülkeyi bağımsız olarak yönetebilecektin. Biliyorsun. Bağımsızlık benim kötü bir huyum İbrahim. Onu çok suistimal ettiler. Biz de açtık eski haritalar önümüze. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar dört nala gittik geldik. Baktık bizi Orta Asya steplerine salmış. Bir geldik ki Sevr'i tekrar önümüze koymuşlar. E ne yaptık mecburen? Bölgedeki Kürtleri yönetebilmek için örgütü dizayn ettik. Örgüt elimizden gidince de satırcıları çıkarttık. Seni en çok kim gaza getirdi biliyor musun? Abi. Mali değerli adammış ha. Seni ne güzel kullandı. Abinin Amerikalılar için çalıştığını... Hadi kullanıldığını diyelim. Fark ettiğin zamanı hatırlıyor musun? Hı? Abin size en büyük kazığı 28 Şubat'ta attı. Sibirya'da cezaevinde o istihbaratçılar bana işkence yaparlarken dalga geçerek anlatıyorlardı bunların hepsini. Adamlar bir Putin'le ülkeyi kurtardılar be. Yok ama haksızlık etmeyeyim sana. Abin eğer size kazık atmasaydı sen de Türkiye'nin Putin'i olacaktın. Seni içeride boş bırakmamışlar. Bayağı bir teorik eğitim almışsın sen Ruslardan. Eyvallah. Sağ ol da. Merakımı cezbetti. Abinin 28 Şubat'ta tokatladığı o paralara ulaşabildin mi sen? Ulaştım.
Abimin varisi olarak o mirası kimseye yedirmem İbrahim. O parayla çok örtülü operasyon yaptık biz. Ya 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 ya. Hakkını yemeyeyim şimdi senin. Senin parayla bununla hiç işin olmadı. Hep akir gördün parayı, hep ikinci planda tuttun. Sen ideallerinin, hayallerinin peşinde koştun. E tabi hayal de bir yere kadar ayakta tutabiliyor insanı. Hep ayakta tutamaz ki. Sen de eğer benim gibi Rusya'da mapushaneye düşmüş olsaydın, hayattaki tek gerçekliğin para olduğunu anlardın. 10 ruble be. 10 ruble. 10 ruble için 10 yıllık arkadaşının gözünü oyan adam gördüm ben orada. Ya İbrahim, seni o cezaevinden niye çıkardılar? Bu sefer kim seni ne için kullanıyor biliyor musun bari? Geldiler. Benimle pazarlık yaptılar. Ben de çok büyük bir şey karşılığında çıktım o delikten. Merak etme. Sen de öğreneceksin. Ama ölmeden az önce. Karşılığında İbrahim'e teslim oldu. Yavuz'u kurtarmamız lazım. Elimizden geleni yapacağız. Abi. Ben bana Oğuz'un emanetini getirdin ya. Bundan sonra öz be öz kardeşimsin benim. Şimdi geldik. Yok bir şey, korkma. Neredeyiz biz? Aysel teyze neredeyiz? Gel bakalım. Anne, bu evin oğlu nerede? Buradayım küçük hanım. Beni mi soruyorsun? Ben onu sordum. Bana çikolata borcu vardı. Kendi gelemedi. Çikolatasını benle gönderdi. Yaşasın. Bu sefer de kabul ediyorum. Ama bir dahaki sefer de kendisi getirsin. Sisteme girdim. Verileri çekmeye başlıyorum. Ne kadar sürer? Tam olarak söyleyebilmem için içerideki verilerin büyüklüğünü anlamam lazım.
Cevap ver. Gürkan, sisteme girdik. Mekana varmak üzereyiz. Artık operasyon başlayacak. Biz girene kadar çekebildiğiniz kadar bilgi çekin. Buradaki bilgileri bu şekilde çekmek günler sürer. Fark edilmeden her şeyi almama imkan yok. Merak etmeyin. Biz birazdan ne var ne yok hepsini alacağız. Mekanın güvenlik kameralarına girip içerideki güvenliğe dair size bilgi vereceğiz. Anlaşıldı efendim. Ali, güvenlik sistemine girdiğin zaman görüntüleri tim komutanına aktar. Anlaşıldı efendim. Gürkan, ne oluyor? Gürkan! Koca binayı havaya uçurdular. Abi şimdi ne yapacağız? Çekin gidin lan. Beni yalnız bırakın. Bas abi, intikamımızı almayacak mıyız? Oğlum, dayı intikam hakkımızı elimizden aldı. Abi nereye gideceğiz biz? Ne yapacağız? Oğlum artık benden size fayda yok. Dayı yoksa Abbas da yok. Herkes kendi yoluna gitsin. Bizi başsız bırakacaksın yani. Oğlum, benim başımı kesmişler lan zaten. Artık benden size fayda yok. Abi seni yalnız bırakmayız. Oğlum, benim gideceğim yer ölüm lan. Geç lan şöyle. Geç! Geç şöyle! Siz de benimle gelecek misiniz lan? Gelecek misiniz lan? Zık abi. Burada dağılacağımıza öteki tarafta yine bir araya geliriz. Yok arkadaş. Ben sizin vebalinizi alamam üstüme. Herkes kendi işini kendi görsün. Abi yapma. Dayın ölmeden nereye ölüyorsun Abbas? Oğlum, sen ne yüzsüz adamsın lan? He? Hangi yüzle çıkıyorsun oğlum karşıma benim? Şu hareketlerin dayının şanına leke sürüyor ha. Sen dayıyı bana mı öğreteceksin lan? He? Dayının şanı, şerefi, şöhreti sana ne lan? Oğlum, koca Yavuz Aslan'ı nasıl verdin lan sen? Sen benden daha iyi biliyorsun. Yavuz Aslan'ı kimse alamaz veremez. Dayın kendini feda etti. Benden ne istiyorsun? Çeke git. Sen de feda et kendini. Dayının yeğeni gibi davranmanı istiyorum Abbas. Adam kendini feda etti. Ceren'i kurtarmanın başka yolu yoktu. Bir yandan da sana güveniyordu. Abbas ne olursa olsun gelir beni bulur diyordu. Allah Allah. Bana böyle bir şey söylemedi. Ya bir düşün. İbrahim Yavuz'u öldürmek istese çoktan öldürürdü. İbrahim'in derdi başka. Ya o İbrahim'in ne derdi olacak Tekin? Ne derdi olacak? Dayıyı dirhem dirhem acı çektirerek öldürecek o Lan tamam işte. Zamanımız var demektir. O silahı kendi kafana çevireceğini İbrahim'i bulalım onun kafasına çevir. Ya oğlum nasıl bulacağız lan bu İbrahim'i? Nasıl bulacağız? Şimdi bir deliğe girmiştir. Oradan da burnunu çıkartmaz o. Ya arkasında mutlaka bir iz bırakmıştır. Girdiği delikten çıkarırız. Baktınız mı buraya, bir şey var mı? Baktık, yok bir şey. Bu psikopatın güvercinlere bir takıntısı var. Bu kafeslere baktınız mı? Ya kafeslerde ne olacak? Kuş var işte.
bakıyorsun? Sen de öbürlerine baksana. Burada bir şey var. Bunun altı boş. Silah ya. Peki niye bu kadar saklamışlar? Rus yapımı ha Abbas, sen seversin. Bana bak, pırıl pırıl ha. Fabrikadan yeni çıkmış. Abbas, bu seri numaralı sıralı gidiyor ha. Bunlar büyük bir partinin bir kısmı. Ha. Ama buradan bir şey çıkmaz. Şimdi bunlar pırıl pırıl silah. Şimdi eski silah olsa mesela geçmişine bakarız. Ne olmuş ne bitmiş öğreniriz. Bunlarla ateş bile edilmemiş daha. İlk sorduğun soru doğru soruydu Abbas. Eroinleri masanın üstüne bırakacak kadar rahat adam bu silahları niye bu kadar saklasın değil mi? Bence bunlar büyük bir sevkiyatın parçası. Sevkiyatı riske etmemek için buraya saklamışlar bunları. Aynen öyle. Helal olsun be komiser, helal olsun be. Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl bulacağız sevkiyatı? İstihbarattan yardım alacağız. Silahların nereye gittiğini öğrenirsek... sevkiyatın da nereden, kim tarafından yapıldığını öğrenmiş oluruz. İbrahim'in adamları ya da İbrahim bağlantıları tabii ki. Silahları bulursak İbrahim'i de bulmuş oluruz. Seni nasıl öldüreceğime bir türlü karar veremedim Yavuz. Hani hepsini düşündüm, uzun uzun, üzerine hayaller kurdum. Ama hangisi daha acılı olur bir türlü karar veremedim. Ha. Sen nasıl ölmek istersin Yavuz? Hiç düşünmedim. İdeali olan adam ölmeyi değil, onu gerçekleştirmeyi düşünür. Gördüğüm kadarıyla da düşünmek için biraz daha vaktim var. Cezaevinden seni çıkaran adamlar intikam alma hakkı vermiyorlar değil mi sana? Onlar istediğini almadan beni öldüremeyeceğini biliyorsun. En çok ne koydu biliyor musun? Vallahi açık açık söyleyeceğim sana. Kılına bile dokunamazsın dediler bana. Onun için ben de... o bıçağı bir elinle öbür eline sokturdum. Sen ne zamandan beri sözünü tutar oldun İbrahim? Herkes benim içeride delirdiğimi zannediyor. Ama sayende ben içeride akıllandım. Bir intikam uğruna hayatımın bundan sonra geri kalanını delikte geçirmeye niyetim yok benim. Zaten sana acıların en büyüğünü yaşatmışım. Daha ne yapayım be Yavuz? Sen bu pazarlığı becerememişsin be İbrahim. Seni hayata bağlayan tek şey benden intikam almak. Onu da vermişsin. Bundan sonra ne için yaşayacaksın sen?
İyi. Eğer istediğim buysa her şeyin sonunda gene seni ben öldüreceğim. Ne yapayım? Ama sonun ne zaman geleceğine ben karar vereceğim İbrahim. Eyvallah. Elinde o kadar değerli bir şey var ki şu anda ölemeyecek kadar kıymetlisin. Ben de asıl konuya ne zaman geleceksin diye merak ediyordum İbrahim. Elimdekileri alamadığınız sürece İbrahim, ben ölümsüzüm. Sisteme girdiğimizi anlamış olamazlar. Ali sıkıntı olmadığını söyledi. Ama bir şekilde orada olduğumuzu biliyorlardı. Nasıl? Biz seninle en başından beri niye bağımsız bir birim kurmaya karar verdik? Kurumdaki sızmalar yüzünden. Operasyonu bilenler belli. Sen, ben, Salim, Ali. Bir de timdeki personel. Kimden şüpheleniyorsun? Salim abiye güvenim tam. Ali'nin bilgisayarındaki veri akışını incelettireceğim. Ama büyük ihtimalle tim personelinden biri. Öyleyse ben derhal soruşturmayı başlatayım. Timin hepsi açığa alındı. Hain kimse en yakın zamanda anlarız. Ali'nin patlamadan önce kurtarmayı başardığı verilerin bir kısmı. İşimize yarayacak bir şey var mı? İşimize yarar mı bilmem ama çok enteresan bir durum var. Yavuz Aslan'ı dakika dakika, adım adım takip etmişler. Her konuşmasını dinlemişler. Her adımını izlemişler. Ne var bunda? Yavuz gibi bir adamı takip etmemeleri aptallık olur. Efendim, ellerimde bu kadar bilgi ve belge varken kullanmamışlar. Yani Yavuz'u bitirmeyi düşünmemişler. Yavuz'u zamanı gelince kullanmak istemişlerdir. Mesele Yavuz'u kullanmak değil. Başka bir şeyin peşindeler. Neyi? Henüz bilmiyorum. Ama her neyse, Yavuz'u dokunulmaz kılacak kadar önemli bir şey. İbrahim'e Yavuz'u bu yüzden aldırmış olabilirler mi? Her şey olabilir. Yavuz'un elinde öyle bir şey var ki Yeşil Radyo, hatta CIA bile Yavuz'a dokunamıyor. Eğer bu Yavuz'un onlara karşı kullandığı bir kozsa, onu ele geçirmek aynı imkanı bize de kazandırır. Yavuz'un elinde ne olduğunu öğrenmek için tek bir şansımız var. Ne pahasına olursa olsun Yavuz'u bulmak. Geldin oğlum. Özledik. Hoş geldin. Hoş bulduk oğlum.
Aysel anneciğim. Hadi bak sana kaynattım sıcak sıcak. Bal da koydum içine. İç birazcık ha. Fatoş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ceren nasıl? İyi. Bir şeyden haberi yok Allah'tan. Çok korktum ya psikolojisi bozulacak diye. Sen iyi misin? İyiyim işte. Atlatmaya çalışıyorum. Bulamadılar adamı değil mi? Ama Tekin bulacak merak etme. İnşallah. Aysan teyze hep böyle mi? Öyle. Ne yiyor ne içiyor. Hiçbir şey konuşmuyor. Bütün gün duruyor öyle işte. Ceren söylemedin ama. Denedim ama söyleyemedim. Aysan teyze merhaba. Hüseyin, Çetin ben. İyiyim, iyiyim. İyiyim, sağ ol. Abicim benim bir eve uğraman lazım senin. Masanın üzerinde evraklar var. Onu alıp getirir misin bana? Tamam. Ruslar bu silahları Suriye'ye gönderiyor. Esad'ın ordusu da bu silahlar sayesinde savaşabiliyor. Bunu niye Türkiye üstünden yapıyorlar? Riskli değil mi? Sadece Türkiye üzerinden göndermiyorlar. Birçok farklı güzergah var. Ama hepsi riskli. Yakalanma ihtimaline karşı İbrahim gibi Rus devletiyle bağlantısı kanatlanamayacak illegal unsurlar kullanıyorlar. Bu işin Suriye ayağında kim var? Sadece Suriye ayağında değil. Bütün bölgede bu işlerin arkasında aynı adam var. Kazım. İran'da diplomat istihbaratçı. Kazım buradaysa sizin takip altında tutuyor olmanız lazım. O iş o kadar kolay değil. Silahların gerisini bulursak Kazım'a ulaşırız. Güzergah bu. Burası. Rusların işin içinde olduğu anlaşılmasın diye önce İstanbul'a getiriyorlar. Buradan gemilere aktarıp dosdoğru Suriye'ye. Son zamanlarda sınırdan geçen tırları araştırdım. Doğu Akdeniz'de uluslararası taşımacılık yapan şirketlerle ilişkisi olanlar bunlar. Bu bilgiler bizi ayrı 3 şirkete gönderiyor. Hangisi olduklarını buluruz. Tekin. Senin niyetin ne? Sevkiyat beni ilgilendirmiyor. Ben Kazım Süleyman'ı bulacağım. O da beni İbrahim üstünden Yavuz Aslan'a götürecek. O zaman bilmen gereken bir şey var. Yavuz Aslan'ın kaçırılmasının arkasında başka şeyler var. Yıllarca kendini İran'da Yavuz'un muadili olarak gördüm. Demek ki seni alsalar 2 saatte öteceksin. Sevkiyat ne durumda?
Merak etme, bu akşam silahlar yola çıkacak. Yavuz'la görüştükten sonra gidip kendi gözlerimle göreceğim. Efendim şef. Her şey yolunda mı? Sevkiyat için hazır mısınız? Her şey yolunda. Bu gece yükleme tamam. Bak Kazım'ın içi rahat değil. Sevkiyatı denetlemek için bizzat kendisi gelecek. Bir yanlışınızı görmesin ha. Okey, merak etme sen. Peki bu taşıma işleri yapan adamlara ne yapacağım? Kafalarına sık denize at. Ne yapayım? Tamam, anlaşıldı. Kazım. Ben bu Pers'in kıvrak aslanını pek takdir ederim İbrahim. Şah'tan sonra gelen en büyük şeytan. Büyük şeytan diye Amerikalıları hedef göstererek İslam dünyasının liderliğine soyundular. Amerikalılar da demokrasi düşmanı, siyasal İslamcılar diyerek bunları düşman gösterdi. Beraber kol kola girerek dünyaya karşı ne güzel oyun oynadınız. Hani siz hep dersiniz ya, savaşı meydanda kazanıyoruz, masada kaybediyoruz diye. 1000 yıl yan yana yaşadık. Bizden diplomasi öğrenemediniz. Ne doğru söylüyor valla. Hiç burun kıvırma. Siz şimdi beraber iş yapıyorsunuz ya. İlk defa korktum ben İbrahim. Ama senin için korktum. Çünkü bu ortaklıktan zararlı çıkacak olan sensin. Elinde bizim devlete dair belgeler var Yavuz. Öyle söylenir mi? Ne oldu? Ne oldu bu diplomatik lisana? Türkiye'ye gelince karakteri değişiyor insanın. O belgeler yıllardır bende. Durdukları yerde duruyorlar. Yani aman diyeyim sana. Bir anda gün ışığına çıkıverirler. Maazallah. Yavuz. O belgeler yüzünden çocuğunun annesi öldü. Öldü. Az kalsın sen de ölecektin. Vücudunda hala yarası, izi, beresi var. Onunla yaşıyorsun. Aynı anda hem Rusya'yla, hem İsrail'le, hem Amerika'yla, hem İran'la nasıl başa çıkacaksın? Nasıl kafa tutacaksın onları? Ver şu belgeleri, yaşama garantisi al. Nerede mesela? Hangi ülkeye uygun görüyorsunuz benim için? Çocuğunu da mı özlemedin? Sana karşı kullanırlar diye yıllardır yüzünü bile görmüyorsun. Siz ne yapıyorsunuz Kazım? 7/24 beni mi takip ediyorsunuz siz? Yazık o çocuğa. 3-5 tane kağıt parçası için onu yaşattığın hayata bak. Belgeleri bana ver Yavuz. Sana söz veriyorum. Hayatının kalan kısmında çocuğunla mutlu huzurlu yaşayacaksın. Kazım, benden sana sadece teselli ikramiyesi çıkar. O da bu İbrahim'i benim gözümün önünden alırsan. Sana bir şey soracağım ya. Abim beni kurtarmaya geldiği zaman yanında biri daha vardı. Biliyor musun sen? Yok. Abimle bayağı tartıştılar. Araları hiç yok. Oğuz da tanıyormuş hatta. Adı Serdar mıymış neymiş? Uzun boylu bir çocuk. Serdar mı? Tanıyor musun? Ne işin var Fatoş senin Serdar'la? Ya işte beni kurtardı. Tamam kurtardı geldi bitti gitti. Allah Allah. Ne var bu çocukta ya? Niye bu kadar sert tepki veriyorsunuz? Fatoş, o çocuk sana göre biri değil. Ben öyle düşünmüyorum. Gayet hoş çocuk. Bana da çok güzel davrandı. Fatoş bak şimdi sen tekine kızgınsın. İnadından saçma sapan şeyler yapma. Abime tabii ki kızgınım. Bütün hayatımı cehenneme çevirdi. Sen olsan kızmaz mıydın Zeynep? Bak şimdi her şey çok sıcak.
Biraz zaman geçsin, oturup konuşup halledersiniz. Sence bu halledilebilecek bir şey mi? Saçmalama Fatoş. Tekin'e sinirin yüzünden kendini olur olmaz bir şeyin içine sokma. O çocuk sana göre değil. Zeynep, sen istersen bana ne olduğunu anlat. Ben kendim karar vereyim ha. Anne, bizim evin zili çalıyor. Bizim de lan. Bizim evin alarmı. Efendim, siz burada kalın, biz hemen bakalım. Ne olur? Bilmem, bakıyorlar. Ne işin var senin burada? Sesleri duyuyorsun. Birazdan polis gelecek. Hazır gelmişken bakarsın birdenbire ifaden de değişebilir. Değilsin Çetin. Bu saatten sonra senin ne yaptığın benim hiç umurumda değil. Mehmet Rauf Bey'e güveniyorsun değil mi? Ceren'in yeğeni olduğunu biliyor. Nasıl olsa bakar diye düşünüyorsun. İfadem değişir. Sen de hapsi boylarsın. Ceren'e de babaannesi bakar. O mutlu aile tablosunda senin yerin var mı sanıyorsun? Çetin, ben hapse de girerim. Ceren'in babaannesi de büyütür. Hepsi olur. Ama benim kızım bir daha senin gibi bir manyakla baş başa kalmayacak. Bu kadar kendinden emin olma. Oğuz öldü. Bakarsın Mehmet Rauf Bey de birdenbire ölüverir. Oğuz'un adını bir daha sakın ağzına alma. Hayatımdan defol git. İstemiyorum seni, anlamıyor musun ya? Hiç mi gururun yok senin? Git hayatımdan, çık. Haber var mı komiser? Olacak Abbas, olacak. Ya ne demek olacak arkadaş? Dayı o tipi tipin elinde. Biz de burada böyle kuytularda, izbelerde buluşmaca, ben anlamadım ki. Hangi yüze geldin lan sen buraya ha? Hangi yüze insan içine çıkıyorsun? Öldürürüm lan seni. Sok o silah abinle ceset. Ayfan! Şimdi sırası değil. Ne demek lan şimdi değil? Kardeşimi kurtardı lan benim. Kardeşini kurtardı diye haine hesap sormayacağız mı lan? Yeter lan. Kim hain lan? Kime göre, neye göre lan? Çıkın! Lan! Getirin! Kimin kiminle derdi var? Kim kime hesap soracak? Beni alakadar etmez. Dayıyı bulana kadar herkes akıllı olacak, anlaşıldı mı? Dayıyı bulacağız. Kurtaracağız. Ondan sonra bir çilingir sofrası kuracağım size. Sabaha kadar içeceğiz. Ondan sonra kim kimin kafasına sıkıyorsa sıkacak. Yoksa var ya, ben dahil hepinizin kafasına sıkarım. Anlaşıldı mı lan? Efendim Salim abi. Anladım. Mekanı buldum. Şimdi arkadaşlar,
Yavuz'un 25 yıldır girip çıkmadığı iş yok. İran, İsrail, Irak, Suriye, dolayısıyla Amerika, Rusya. Girmediği delik, yapmadığı iş yok. Her şey olabilir. Ne istediklerini tam olarak bilemeyiz. İbrahim ve Yavuz'u birleştiren bir şey olmalı. Ne olabilir? Abi öldükten sonra Yavuz İbrahim'i Çeçenistan'a yolluyor ve onu orada harcıyor. Abisinin şaibeli ölümüyle ilgili bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Benim kesin bir bilgim yok. Benim böyle kulağıma gelen birkaç dedikodu var. O da o dönemler Yavuz'un ağabeyinin Amerikalılarla gerektiğinden fazla samimi olduğu yönünde. Peki Yavuz'un kendi ağabeyini öldürttüğü doğru mu? Arkadaşlar, oldukça karanlık bir dönemden söz ediyoruz. O dönemler böyle sabotajlar, suikastler, siyasi manipülasyonların yoğun olduğu bir dönem. Alel. Biz böyle akıl yürüterek Yavuz'dan ne istediklerini tam olarak öğrenemeyiz. Her şey olabilir. Şimdi savcı Yavuz'u tutuklatmak istedi. Ama bir güç ona engel oldu. Abi. Sorumuzun cevabı abi de olabilir mi? Cevabı olması da iyi bir başlangıç noktası olabilir. Şu savcıyla bir görüşelim diyorum. Peki siz savcıya onca şey yaptıktan sonra sizce savcı sizinle görüşür mü? Abi öldü. Savcı da bunu biliyor. Dosyalar artık onda değil. Meslekten atılması da an meselesi. Eğer siz araya girip ona bazı garantiler verirseniz savcı bize istediklerimizi verecektir. Tamam. Ben savcıyı çağırırım. Ona bir takım tavizler de veririm. Ama eğer adam konuşmak istemezse ileri gitmek yok. Tamam. Siz konuşmasını istedikten sonra size konuşmayacak çok fazla kimseyi tanımıyorum. Buz gibi pide. Ye ye. Yok vallahi bir şey ya. Yok yok, ondan değil. Ben herkesin ikramını kabul etmiyorum. Ha. Valla. Sen mutlusun yordum. Güzel valla. Yavuz, ne kadar dayanabilirsin? Bizim vaktimiz çok. Şu ana kadar sana fena muamelede bulunmadık. Ama bu bulunmayacağımız anlamına gelmez. İş o noktaya gelirse eğer, işkenceye ne kadar dayanabilirsin? Vallahi bilmiyorum. Bir keresinde 12 gün dayanmıştım ama o zaman gençtim. Şimdi yaşlandık tabii. Ne kadar dayanırım ben de bilmiyorum. Bir deneyelim görelim. Korumak için abini öldürdün. Kızından vazgeçtiğin o devlet var ya. Seni erkenden emekli etti değil mi? Hı? Sen daha hala neyi kimi koruyorsun Allah aşkına? Herkese birden kafa tutamazsın dedin ya İbrahim. O belgeler sayesinde ben işte o ülkelerin hepsini bir hizada tutuyorum. Siz Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiniz. Ama o kanı ülkeme taşınmasına izin vermeyeceğim ben.
Valla seni gören duyan da gerçekten vatanseversin zannedecek ha Yavuz. Ya sen her şeyi kendi egon, kendin için yaptın. Adına da vatanseverlik dedin. Üstünde bir güzel paket dedin. Paketin de üstüne düğme attın. O yeni yetme istihbaratçılar var ya. Sen ancak onları kandırırsın bu hikayelerle. Niye İbrahim? Sen de zamanında inanmıştın. Ruslar senin aklını almadan önce bu vatan için ölmeye hazırdın. İbrahim ölmekten beter ettiler. Baksana ne hale geldi. Ya. Ha? Bizi sana aynı şeyi yapmaya zorlama. Zamanın daralıyor Yavuz. Bir işim var. Gidip halledeceğim. Döndüğümde bu tutumun devam ediyor olursa eğer... seni Tahran'a nakletireceğim. Ruslar kadar olmasa da... bizim hapishanelerimiz de, soygucularımız da... insan ölmekten beter etmekte fena sayılmazlar. Doğru. Hiç fena sayılmazlar. Git bakalım git. Bu gidişin dönüşü olacak mı? Sen işlerini bir hallet hani. İyi gel. Konuşuruz Kazım. Plan ne? Ne yapıyoruz? Plan şu. Serdar orada duracak. Sen orada duracaksın. Tayfun orada duracak. Ben de burada duracağım. Yani bir çay getiren olsa iyi olurdu ama yok işte. Ne yapacaksın? Komiser. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Önce bir mekana bakmamız lazım kim var kim yok diye. Mekanda kimse yoksa hammallardan ne öğreneceğiz? Lan oğlum öyle desenize lan. O zaman bak şimdi siz bana bir dürbün verin. Ben bakarım. Bakarım da kime bakarım? İdeali İbrahim. Olmadı Kazım. Ya bak kafana bir göre birilerine ya. O Kazım var ya Kazım. Dayı kadar olmasa da İran'ın en ünlü istihbaratçısı. Bu işlerin altından o çıkarsa hiç şaşırmam ha. Kazım Süleyman kendisi buraya gelir mi? Gelir. O psikopattır psikopat. Kendi gözüyle görmeden rahat etmez. Mehmet Rauf abi korumalar eve dönene kadar Çetin gitmişti. Çocukların bir kabahati yok kızım onlara. Tamam biz evdeyiz çıkmıyoruz zaten kıpırdamıyoruz bir yere. Tamam görüşürüz. Fatoş kusura bakma. Fatoş. Anne Fatoş sen telefonla konuşurken gitti. Nereye gitti? Gitti. Fatoş of. Efendim. Peki, Fatoş'la hemen konuşman lazım. Ben Fatoş'la konuşamıyorum ki, benden atarlı bu ara. Tekin Fatoş iyi değil, söylediklerimi ciddiye al. Sana inadından olmayacak şeyler düşünüyor kız. Ne gibi? Vallahi bilmiyorum, sen git konuş kardeşinle. Yanlış bir şeyler yapmadan engel ol. Tamam. Nereye? Yalova kaymakamına. Soracağım sizin bu belediye başkanında hiç akıllı yok mu diye. Ya yok bir işim var. Halledip geleceğim. Bir şey olursa ararsınız.
Evet Rauf Bey. Beni çağırdığınızda yalnız görüşeceğimizi düşünmüştüm. Savcı Bey, eğer ailenle ilgili konuşmayacaksan, özeline girmeyeceksen benim yanımda konuşacaksın. Söyleyeceklerini Gürkan da bilecek. Benim vaktim boşa harcama. Yavuz'u neden izliyordunuz? Tabii ki işlediği suçlar yüzünden. Şimdi ne söyledi? Vaktimi boşa harcama. Yavuz işlediği hiçbir suçtan bir tek gün bile ceza almadı. Savcı Bey, deniz bitti. Geleceğin karanlık. Sana yardımcı olmamızı istiyorsan sen de bize yardım et. Hı? Ben olayların bir kısmını biliyorum. Yavuz Aslan'ı adli olarak soruşturduğumu zannediyordum. Nitekim adliyeye geldiğinde de onu tutuklamak için elimde ihtiyacımdan fazla delil vardı. Ama abi aradı. Serbest bırakmamı istedi. Çünkü Yavuz'un elinde onu dokunulmaz kılan bir şey vardı. Evet. Abi bana fazla bir şey söylemedi. Ama konuştuklarından anladığım kadarıyla Yavuz'un elinde hem Amerika'yı, hem İran'ı, hem İsrail'i ilgilendiren çok büyük bir şey var. Ya o kadarını biz de biliyoruz zaten. Bak, sana yardımcı olmamızı istiyorsa daha fazlasını anlat. Abinin Amerikalı generalle ve Kazım Süleyman'la tek gündem Yavuz olan toplantılar yaptığını biliyorum. Abinin Yavuz'u yanına çekmeye çalışmasının asıl nedeni onun elindekine sahip olmaktı. Bize ucundan tutabileceğimiz net bir şey söyle, savcı. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ama araştırmaya başlamanız gereken yer Yavuz'un geçmişi. O çok uzun bir geçmiş. Neresinden başlayacağız? Yavuz'un kendi abisini neden öldürttüğünü öğrenirseniz, ne sakladığını da öğrenirsiniz. Şşş, Toş. Toş. Kızım, niye böyle yapıyorsun ya? Bak işimi gücümü bırakıp geldim. Sen akıllı uslu bir kızdın. Niye böyle yapıyorsun yavrum? Ben abimi hiç tanımamışım. Yıllardır abim zannettiğim adam bambaşka biri çıktı. Yavrum ben ne yaptıysam... Abi sakın. Sakın senin için yaptım deme, tamam mı? Ya ben senin yüzünden bütün özgüvenimi kaybettim. Yıllarca terk edildiğimi zannedip yaşadım abi. Ne yapsaydın Fatoş, seni o sapığın eline mi bırakaydın? Sen benim için mi öldürdün abi? Sen kendi erkeklik gururun için öldürdün onu. Hem öldürmek zorunda mıydın ya? Sen polissin. Bu ülkede kanunlar var. Bana anlatamaz mıydın abi? Sen bizim babamızı hatırlıyor musun Fatoş? Nasıl bir adam olduğunu, bizi nasıl yetiştirdiğini hatırlıyor musun? Babam öldüğünde ben kaç yaşındaydım hatırlıyor musun yavrum? Ben babama bir söz verdim. Şimdiye kadar da o sözü ne olursa olsun tuttum. Bundan sonra da canım pahasına tutacağım. İyi abi. O zaman şimdi git de Serdar'ı öldür. Ne Serdar'ı lan? Ne alakan var lan senin Serdar'la? Adam benim hayatımı kurtardı. Düşünüyorum da ben ona aşık olabilirim abi. Saçma sapan konuşup benim asabımı bozma lan. Bundan sonra duymayacağım ağzından Serdar Merdar. Adam burada bereliymiş. Artık nasıl başa çıkarsın düşün. Delirtme lan beni! Sakin lan, sakin. Thank you.
hepinizden çok uzun süre çok büyük bir sır sakladım. Ama hayat beni buna mecbur etti. Yıllarca senin, İrfan babanın, Oğuz'un yüzüne her baktığımda bu yükle yaşadım. Biz Oğuz'la birbirimizi çok sevdik. Bir ömür birlikte olmak için söz verdik birbirimize. Ardından da ölüm haberi geldi zaten. Çok zor günlerdi benim için. Nasıl yaşayacağımı, ne yapacağımı bilmez haldeydim. Ama sonra Allah bana Ceren'i verdi. Oğuz'un bir parçası benimle hep yaşayacağı için ben de tutundum hayata. Ay sen teyzeciğim. Ceren Oğuz'un kızı. Seni de torunum. Sen gelsene lan benimle. Benimle konuşmaktan bir bıkmadınız ya. Tekin, ne oluyor ya? Bir şey yok, konuşacağız. Ben o gün hastaneden çıktıktan sonra sen Fatoş'u mu gördün? Ben görmedim, o beni gördü. O ne demek? Sen bana artist artist hava bastın ya, onu duymuş. Geldi bana abimle aranızda ne var diye sordu. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Git abine sor dedim. Bak Serdar. Yavuz Aslan, Ceren'i kurtarmak için kendini feda etti. Ona bir borcum var. Ödemek için her şeyi bir kenara bıraktım. Kardeşimi kurtarmama yardım ettin. Bu iş bitene kadar sana bile karışmam. Ama mevzu kardeşim olursa kimseyi tanımam. Senin de gözünün yaşına bakma. Ne yapacaksın komiser? Ben olsam bu kadar merak etmezdim. Ben merak ediyorum komiser. Söyle. Şimdi sen diyeceksin ki, tamam ben seni anladım. Bulaşmayacağım kardeşine diyeceksin. Paşa paşa işimizi yapacağız. Ya da diyeceksin ki ben önde gidemeyeyim. Bulaşacağım kardeşine diyeceksin. Biz de sana verilen sürenin sonuna geleceğiz. Yanlış yapıyorsun Tekin. Benim senin kardeşine bilgim falan yok, anladın mı? Ama bu tarz şeyler bende farklı düşünceler doğurur. Beni hırslandırır. Sen yine de fazla dolaşma onun etrafında. Kardeşimin ziyaret edeceği yeterince mezar var çünkü. Şş, gelenler var. Gürkan Bey, Kazım sevkiyat mekanına geldi.
Takip edip Yavuz Aslan'a ulaşmaya çalışacağız. Silahlarla ilgili yapmamızı istediğiniz bir şey var mı? Yavuz'u riske atamayız. Silahların yerine ulaşması en az 2 gün. Yavuz'u bulduktan sonra gerekirse gemiyi uluslararası sularda batırırız. Tamam. Şevkiyat hazır. Gece çökünce buradan limana, limandan da gemi yükleyeceğiz. Böylesine basit bir sevkiyat için niye buralara kadar geldiğimi merak ediyorsun değil mi? Evet efendim. Senin için basit olan bu silah bölgenin kaderini değiştirecek kadar etkili. Türklerin çok sevdiğim bir sözü var. Bir mıh bir nal, bir nal bir at, bir at bir er, bir er de bir savaş kazandırır. Kolay gelsin. Hadi. Serdar, arabayı sen kullan. Takip edildiklerini anlamasınlar. Bıyıklar uzadı ya. Çok parladın Abbas. Sen duygusal adamsın. Şimdi dayına kavuşacağım diye bizi enseledin. Lan oğlum, ben size çilingir sofrası kuracağım dedim ya. Metil alkol vereceğim lan size. Mehmet Rauf Bey, görmeniz gereken bir şey var. Nedir? Hastanenin güvenlik kayıtlarını inceledik. İbrahim içeriden birinden yardım almış. Kimden? Maalesef yakınlarınızdan biri. Aile dostunuz. Koridordaki polis memuru dikkatimizi çekti. Kimliğini araştırdık. İbrahim polis kılığına girip ona yardım eden kişiyle görüşmüş. Kim? Çetin. Eminsiniz. Görüntülere kendiniz bakın. Çetin sizi odadan çıkartmadan önce İbrahim'le görüşmüş. İşte burada Çetin sizi odadan çıkartıyor. Hemen arkasından İbrahim giriyor. Araştırıyoruz efendim. Araştırmayın. Gürkan. Çetin'le ben ilgileneceğim. Harekete geçmeden önce Yavuz Aslan'ın içeride olduğundan emin olmamız lazım. Dayı kesin buradadır. Nereden biliyorsun? Çok mantıklı çünkü İbrahim'le dayı eskiden illegal işlerde kullanmak için burada adam yetiştiriyorlardı. Biz yine de emin olalım. Adam bizi yemliyorsa yemlemek için çok mantıklı bir yer. Gürkan Bey, Kazım eski bir eğitim kampına getirdi.
Abbas'ın söylediğine göre yer burası. Birazdan girip almayı düşünüyorum Yavuz. Yavuz'u kurtarmayı biraz ertelemen lazım. O niye? Yavuz'un elinde çok önemli belgeler var. Onları ele geçirmek istiyorlar. Yavuz'u o yüzden tutuyorlar. E tamam. Bir an önce girip almak daha mantıklı değil mi? Elinde her ne varsa Yavuz onu bizden de gizledi. Onu oradan çıkarırsam o belgelerin ne olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Üstelik ileride bir başkasının Yavuz'un elinden o belgeleri almayacağının bir garantisi de yok. Takipte kalın. Yavuz bizi muhtemelen belgelerin olduğu yere götürecektir. Gürkan Bey, içeride Yavuz'a muhtemelen işkence yapıyorlar. Tekin, karar senin. Yavuz'u şimdi kurtarırsan sadece ona olan borcunu ödeyeceksin. Ama devletin, belki de bölgenin kaderi için çok önemli olan belgeleri ele geçirmemize engel olacaksın. Top sende. Komiser, bizim desteğe mesleğe ihtiyacımız yok. Bak, biz mahşerin dört atlısı gibiyiz. Gireriz dağıtırız vallahi orayı. Bekleyeceğiz Abbas. Ha, bekleyeceğiz. Tamam. Ben ilk kurşunu sıktıktan sonra 30 saniye beklersin. Ondan sonra mecburen benim peşimden gelirsin. Bak, ben dayıyı bir dakika bile o elinde bırakmam. Anlaşıldı mı? Neyin peşindesin Tekin? Sakin lan, anlatacağız. Ben sakinim. Seni dinliyorum. Bak, Yavuz Aslan'ın elinde ülkenin kaderini değiştirecek çok önemli belgeler var. Nerede tutulduğunu da sadece Yavuz biliyor. Biz şimdi oraya tavşan gibi girersek, Yavuz'u almaya çalışırsak, Yavuz da bir kör kurşuna hedef olursa ülkenin kaderiyle oynamış olacağız belki de. Bunu Abbas'ın anlayacağını düşünmüyordum ama senin anlayacağını düşünüyorum Serdar. Yanlış düşünüyorsun. İçeri girip dayıyı alma fırsatı var. Ben bu fırsatı kullanırım. Yavuz'u buradan alıp götürecekler belgelerin tutulduğu yere. Yavuz'u aramızda en iyi tanıyan sensin. Bize avantaj sağlayacak mutlaka bir B planı vardır. Götürüldüğü yerde mutlaka bir önlem almıştır. Doğruyu söylediğini nereden bileceğim? Ulan ben Yavuz'u kurtarmak için seninle buraya kadar gelmişim zaten. Ne yalan söyleyeceğim? Biraz kafanı çalıştırırsan hem Yavuz'u hem belgeleri almanın en garanti yolunun bu olduğunu anlayacaksın. At o silahı Serdar. Sen bırak Tayfun. Ne saçmalıyorsun? Bu herife güven mi olur? Birinin güvenmesini istiyorsan sana önce sen ona güvendiğini göstereceksin. Bırak silahını. Nereden buluyorsunuz lan bu lafları? Kişisel gelişim kitaplarından mı? Eğer bu işin sonunda dayıyı kaybedersek hepinizi kendi ellerimle tek tek gömerim. Ama şimdilik dediğiniz gibi olsun. Uçağın hazır Yavuz Bey. Sana verdiğim bu son şansı değerlendiremezsen eğer birazdan Tahran'a uçacaksın. Ondan sonra konuşsan da faydası yok. İnan bana. Seni ben bile kurtaramam. Eğer beni Tahran'a götürürseniz belgelere hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. Bir hafta içinde sistemdeki şifreyi değiştirmezsem eğer bütün belgeler devletin kara kutusuna ulaşacak. Bu dediğin olursa Amerikalılar, İsrailliler senin 7 sülaleni kurutur. Bir daha hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemesin diye seni öyle bir örnek haline getirirler ki hem tarihe hain olarak geçersin hem de etrafında tanıdığın, sevdiğin kim varsa herkes ölür. Sen Amerikalılarla ortak mı takılıyorsun? Ha Kazım? No comment. No comment. Öyle dünyanın ücra köşelerinde yaşayamam ben. Avrupa'da böyle elimi kolumu sallaya sallaya rahat rahat yaşamak isterim. Aileme, sevdiklerime hiç kimse karışmayacak. Belgelerin olduğu yere götüreceğim seni. Oraya geldiğimiz zaman İbrahim'i bana vereceksin. Onu kendi ellerimle öldüreceğim. Beni bir zahmetten kurtarmış olursun. Bu iş bittikten sonra
İbrahim yaşayacak diye bir şey yoksa. Yavuz Aslan'a karşı son kozu mu oynuyor? Her şeye hayır der de buna hayır diyemez. Kutlama için tam zamanında geldi İbrahim. Yavuz sonunda inadı bıraktı. Ha, güzel. O zaman kutlayalım. Arabalar hazırlasınlar İbrahim. Gidiyoruz. Yazık oldu be. Ben olacağım, bir de küçük bir kız çocuğu olacak, tamam mı? Tekne sabaha karşı hazır olur da üniversiteden sonra ne yapacaksınız? Bir o kadar daha verin. Ben size araba, pasaport, kalacak yer hepsini ayarlayayım. Sana ne lan, ne yapacağım ben? Sen bizi Yunanistan'a geçir. Sonrasını ben hallederim. Eyvallah. Sabah fen balina da olacağım. Ama geç kalırsan bir gün atar. Abi, ya kötü bir niyetim yoktu. Ben kızımı görmeye geldim buraya. Biz sana bu ailenin bir ferdi gibi davrandık. Anam babam seni evlatları gibi gördü. Bize bunu neden yaptın Çetin? Sen demedin mi abi Ceren senin de kızın diye? Ben de kızımı görmeye geldim işte. Ne var bunda anlamadım yani. Benim kardeşim o kadar iyi yürekliydi ki, sen ona babalık yaptın diye seni Ceren'den koparmazdı. Gerekirse Zeynep'i ikna eder, seni onunla görüştürürdü. Bunu kardeşime neden yaptın? Abi, neden bahsediyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. İbrahim'den bahsediyorum. Polis üniformasıyla senin odana girmesinden bahsediyorum. Oğuz'un kapısındaki korumalara verdiğin çaydan bahsediyorum. Beni Oğuz'un odasından çıkarmandan bahsediyorum. Abi bak, yemin ederim sana, İbrahim beni tehdit etti. Ceren'in hayatıyla tehdit etti. Dedi ki eğer dediklerimi yapmazsan Ceren'i öldürürüm. Yalan söyleme lan! Seni şuraya çıktı öldürürüm. Şuraya çıktı. Niye yaptın lan? Niye? Sen benim kardeşimden ne istedin? Ben ondan bir şey istemedim abi ama o benden çok şey istedi. Karım istedi, kızım istedi. Hayatımda en çok sevdiğim şeydir istedi. Ben çok sevdim onları. Hayatımdaki her şeyden çok sevdim. Bak. Bu Oğuz'un tören kılıcı. Mezun olduğumda silah ile birlikte verdiler bunu. Bu kılıcı hak etmek için yıllarca çalıştı.
sevdiklerinden uzak kaldı. Bu kılıcın temsil ettiği değerler için canını vermeye yemin etti. Irak'ta şehit düştüğünü zannettiğimizde içimiz yandı. Anam babam günlerce bu kılıca bakıp ağladı. Abi, abi ne olur yapma. Abi gözünü seveyim, yapma lütfen. Lütfen abi, lütfen. Yapma abi. Bayılttı lan beni. Sen mi bayılttın ha? Ha. Elin ayağın denk durmuyordu ne abim? Sen kendini ne sanıyorsun lan? Ha? Seni başımıza komutan yaptılar da biz mi bilmiyoruz, haberimiz yok? Ha? Sana mı soracağım lan her şeyi ben? Limon Van Sanders. Dayıyı çıkartıyorlar. Takip edeceğiz. Abi takip edeceğiz oğlum. Çıkarmışlar dayıyı işte. Gidelim alalım. Uzatma Abbas. Vakit yok. Takip edeceğiz işte. Önlerini keselim. Öylesi daha iyi Abbas. Dayı onları tuzağa götürecek. İnşallah dediğiniz gibidir. İnşallah. Alo. Çıktılar. Tamam Tayfun. Telefonunu takip ediyoruz. Yavuz'u götürdükleri yerde buluşuruz. Niye tim çıkartmadın? Nasıl olacak bu iş? Teknoloji üstünü basmaları bize iyi bir ders oldu. Operasyonu ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. İlk kavşaktan yukarı doğru çıkacaksın. Balat yönüne doğru. Bu ikinci sokaktan sola dön. Zindanlara doğru gideceğiz. Abbas burayı da mı biliyordun? Yok. İlk defa geliyorum. Ama buradan bir şey çıkmaz. O niye? Çünkü dayı izbe yerleri sevmez. Müsteşar Bey, dayıyı bu kadar sevdiğinizi bilmezdim. Bizzat kendiniz gelmişsiniz. Sen dayını alacaksın, biz belgeleri Abbas. Win, win. Hadi gazanız mübarek olsun. Olsun bakalım. Olsun.
Artık oyun oynamayı bıraksak ya Buz. Ha? Belgeler nerede? Belgeler nerede? Belgeler bu duvarların birinin arkasında. Ha. Duvarın açılabilmesi için şifreye doğru girmem gerek. Girdiğim hatalı tek bir şifre bütün sistemi kilitler. Böylece belgelerin hepsi de devletin kara kutusuna gider. Ve o zaman dikkatli gireceksin şifreyi. Seni hayatta tutan tek şey o. Kazım, sıra sende. İbrahim'i kendi ellerimle öldürmeden belgeleri sana vereceğimi düşünmedin herhalde. Ama ben sana söyledim İbrahim. Bu oyunda sen zararlı çıkacaksın diye söyledim. Soğudu değil mi burada? Ha. Soğuk oldu biraz. Hava soğuk ama sen terliyorsun be Kazım. Farkında mısın? Bana ne yaptın? Nazdrob ya. Hani sen bana az önce söylemiştin ya, sana bir şey öğretemedim İbrahim diye. Ah be Yavuz, ah be Yavuz, olur mu öyle şey? Öğrettin. O bana attığın kazıktan sonra ben çok şey öğrendim. Bende saat yok ama senin saat doğruyu gösteriyor Kazım. Panzehir'e ulaşmak için 20 dakikan var. Seni neyle zehirlediğimi öğrenirsen ancak kurtulabilirsin. Bak. Ben senin yerinde olsam bir an önce buradan çıkıp bir hastane bulurdum. Hastaneye ulaşınca beni cepten ara. Ben sana panzehirin ne olduğunu söyleyeceğim. Ya itiraf et, beklemiyordun değil mi? Bu kadarını beklemiyordum. Peki ağzımı aradan çıkarttın. Şimdi belgeleri kime vereceğim? Bakacağız artık. Kim daha iyi teklifi verirse ona vereceğim. Gürkanlara mı versem acaba? Artık karar ver Kazım. Sana ne lazım? Daha hastaneye gideceksin. Hı? Cismi bedenin mi? Yoksa Yavuz'la yaptığın anlaşma mı? Belgeleri bize getirirse Yavuz'a insaflı davranmanı istiyorum. Ne o? Yavuz'un muhteşem karizmasından sen de mi etkilendin Öktem? Yavuz çok şey olabilir. Ama vatan haini değil. İsteseydi belgeleri düşmanlarımıza verip büyük kazanımlar verebilirdi.
Dayan, dayan, seni kurtaracağız. Ötem, dayan. Dayan. Ötem! Ötem Bey. Dayan. Ötem, dayan. Dayan. Gürkan, bundan kurtuluşum yok. Bırakma kendini. Seni yetiştireceğiz. Hayattayken sizi bir araya getiremedim. Ölümüme belki gelirsiniz. Bana söz verin. Bundan sonra birbirinizle değil, düşmanlarınızla savaşın. Söz verin. Öktem. Öktem, yorma kendini. Tamam. Tamam Öktem, yorma. Öktem, dayan. Öktem. Öktem, ayık kal. Ayık kal. Öktem. Öktem, ayık kal.